Arkadaşlar bu dış bahçemizdeki otlar bayağı yükselmişti. Bunları biraz alçaltmak istiyorum. Şu çitler de gözümüzde yok oldu. En azından çitler de ortaya çıkmış olur. Burayı ben çok iyi kullanamıyorum ama eşim güzel kullanıyor. O da bir tutmak cihazdan geliştiriyor. Kısımdakileri böyle oraklar almayacağım. Çünkü orada çiçekler var. Çiçekleri de yok etmek istemiyorum. Tarafı böyle yolarak temizleyeceğim. Buraya oraya soktuğum zaman komple alıp götürüyor. Orada elinden kumlar falan var. Şöyle yola yola götüreceğim. Hey. Şu tarafa. Nereye gidiyorsun ya? Toprağı, bahçenin toprağına göre daha yumuşak şeyden dolayı burası içeride attıkları falan vardı. Üzerine toprak döktürmüştük. O yüzden yeri gibi sıkışmıyor çok fazla. Kum falan da var burada. Çok ot var ki burada. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. İç bahçeyi zaten tamamen boşladım. Yapamam orayı. En azından şu yabani otları kopardığım zaman kendi ekmiş olduğumuz çiçekler, güller falan biraz daha ortaya çıkmış olur, belirginleşmiş olur. Evet.
şöyle iki tane orağımız var. Biri bu şekilde. Biri de bu. Bir tane daha var. Onu babamın oraya götürmüş. Orada kaldı. Ben şunu daha kolay kullanıyorum da. Ama bunu eşi kullanıyordu. Çok rahat olduğunu söyledi. Onu deniyorum şimdi. Bakar mısın şuraya? 2 dakika içinde ne kadar çok olacak? Arkadaşlar bununla birlikte şu tarafa da geçelim. Şu ön tarafta da yoğun bir şekilde var. Şuraları da alalım. Önceliği şu dış taraftan yana. Kısımları bir temizle edilmezsek. Eşim çok güzel yapıyor bunları. Şunu çok güzel kullanıyor. Şöyle bir vurdum o. Hemen. Şöyle bir şeyler yapıyor ama. Yani kullanamıyorum çok. Yine de epey açıldı burası. Sürekli kalamıyoruz. Sürekli kalsak ben burayı cennete çeviririm ama. Atladım ki haftada biz hafta sonları gelerek de ancak bu kadar olur ya. Şöyle kocaman bahçe duruyor. Buraya hiç daha dokunamadık bile.
Çok yorucu ya. Ama şu fiziki olarak yorgunluk var ya, bütün stresi falan yok ediyor. Kesinlikle stres için kalmıyor. Yorucu ama çok iyi. Ağaçlar üzerinde de bayağı erikler var bakın. Şöyle. Bu erik ağacını geçen sene birisi geçiyordu buradan. Bana dedi ki müsaade ederseniz biraz erik alabilir miyim? Gelene geçene elbette ki bir şey söylemiyoruz. Alsın. Ondan sonra tabii ki alabilirsin dedim ve ben içeri gittim evin içine. Bir de dönüşlerini göreyim. Adam getirmiş, komple kovayı doldurmuş. Ağacın üstünde ne var ne yok hepsini almış gitmiş. Böyle bir terbiyesizlik de olmaz yani. Tamam. Dışarıya baktığı için herkes alır buradan. Kimseye söylediğim yok ama alabilir miyim deyip de bütün ağacı sıfırlaman da bir anlamı yok. Gerçekten tarlandan mal kaçırır gibi. Çok fena bulurdum ona. Tanıdığım bir insan da değildi ki. Şuradan geçen biri alabilir miyim? Anlaşılın dedik ki sana yani bütün ağacı sıfırlamanın bir anlamı yok. Neredeyse yapraklarını söktüm oldu götürdü ağacı. O arada dursaydı da belki gelen geçen herkes alırdı oradan birkaç tane. Böyle saygısız insanlar da çok. Bak yine kopardık. Şunları vazoya götürüp koyayım bari. Diğerlerinin arasından böyle çıkıyor. Bunları götürüp vazoya koyarım da şöyle. Arkadaşlar gelen geçen arabalar şuralara çamur sıçratmışlar. Şu çitlerin haline bakar mısınız? Berbat bir halde. Bir yıkayalım onları. Arkadaşlar ben çalışmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. İyi tatiller, iyi bayramlar.